Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Mehmet, bugün sizlerle birlikte FC24'te Feyenoord Rebuild yapıyoruz. Yorumlarda gelen istek üzerine, Efe kardeşimizin isteği üzerine Feyenoord Rebuild yapacağız. Sizin de istediğiniz Rebuild'ler varsa veya çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa yorumlar kısmına mutlaka yazabilirsiniz. Yorumları dikkate alıyorum, yorumları okuyorum. Olabildiğince de geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Hızlıca ön ekranına geçeceğiz. Rebuild'i bilmeyenler ve beni ilk kez izleyenler varsa öncelikle kanalıma abone olursa çok sevinirim. Aynı zamanda like atarsanız da çok mutlu oluyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Oyun ekranına bir geçelim. Oyun ekranında size Rebuild'i daha net anlatabilirim diye düşünüyorum bilmeyenler için. Oyuna girdiğimiz zaman Feyenoord'un böyle bir kadrosu var. Ratingleri kontrol ettiğim zaman en yüksek ratingli oyuncular oynuyor olarak gözüküyor şu anda. Bir bütçemizi de göstereyim sizlere. 37 milyon euroluk bir bütçemiz var. Takımdan göndermeyi düşündüğüm 3 tane oyuncu var. Onları da transfer listesine koydum. Yaşları itibariyle bu kulüpte bulunmalarını istemiyorum şu anda. Biz çünkü daha genç ve dinamik bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bildiğim mantığı da bu arkadaşlar. Verilen bütçe ve takımla birlikte istediğimiz oyuncuyu satıp istediğimiz oyuncuyu alarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz. İlk olarak kadromuzu kuruyoruz. Ardından sezon sonunda simüle ediyoruz ve bakıyoruz neler yapmışız. Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz sezonlarda ki her sezon olacağız diye düşünüyorum Feyenoord'la. Ara transfer dönemine gidip maç maç simüle ediyoruz. Bunları da söyleyeyim bilmeyenler varsa eğer. O zaman ben transferlere bir girişeyim. Benim favori oyuncum Hartman. Kendisi 21 yaşında, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ondan güzel bir çare elde edeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki sezon. Bu sezon onu kadroda tutacağız. Onun dışında kimseye gelişim planı uygulamıyoruz ve bu kadroyla neler yapacağız göreceğiz. Ama bu kadroyu bir revize edip geliyorum. Bu sezonun ilk ve tek transferi Ryan Grafenberg oluyor. 7 numarada yakışmış. İlk sezonda tek bir takviyemiz olacak arkadaşlar. O da gördüğünüz üzere Grafenberg. Kendisi genç, 21 yaşında. Ulaşamadığı potansiyeline Feyenoord'la birlikte ulaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon içinde 11 milyon euroluk bir bütçe ayırdım. Şampiyonlar Ligi'nde E grubundayız. Atletico Madrid, Lazio ve Celtic var. Bu sezon için tek amacımız bu gruptan çıkmak ve ligde şampiyon olmak. Bakalım nasıl bir sezon olacak. Haziran ayına ilk sezonun sonuna doğru simüle edeceğim birazdan. İlk sezonda ara transferde falan durmamıza gerek yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir kadroya sahip değiliz. İlk sezonda bakalım Grafenberg'li Feyenoord neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Hızlıca birinci sezonun sonuna geldik. Takvimden çıkalım bakalım kadromuz neler yapmış. Kadroya geliyoruz. Grafenberg 2 rating yükselmiş. Onun dışında Hanko yükselmiş sanırım 1 rating ama çok yorgun. Timber -1 oynuyor. Paşa yükselmiş. Jimenez yükselmiş. Güzel gözüküyoruz. Merkez puan durumu ligde ikinciyiz. Hem de 78-78 ile. Averaj ile ikinci olmuşuz. Bu hiç hoş olmamış. Ajax'ın hiç mağlubiyeti yok. 12 beraberlik, 22 galibiyet. Bizim daha fazla galibiyetimiz var ama mağlubiyetimiz de var. Yani bir maç daha kazanmış olsaydık. Orange Baker'a bakalım. Orange Baker'da da finalde kaybetmişiz. İnanılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışız? Arsenal kazanmış. Biz gruptan 3. olup Avrupa'ya düşmüşüz. Avrupa Ligi'ni Leverkusen kazanmış. Ön elemeye bakalım kiminle oynamışız? Freiburg'u 4-2 ile geçmişiz. Son 16'da Real Betis gelmiş. Onları da 5-2 ile elemişiz. Ardından çeyrek final rakibimiz West Ham olmuş ve bizi 5-1 ile elemişler. Ardından West Ham'da Liverpool'u elemiş. Liverpool da finalde Leverkusen'e kaybetmiş. Xabi Alonso'nun Leverkusen'i şu an tehlikeli. Konferans Ligi'nde bir Türk takımı Fenerbahçe final oynamış. Sağlık olsun. Olmamış. Olsun. İstatistiklerimize bakacağız. Paşao 27 gol 3 asistle oynamış sağ kanattan. Jimenez santrofor bölgesinde 18 gol 5 asist yapmış. Timber 7 gol 10 asist. İnanılmaz bir performans bu arada. Grafenberg transferimiz tutmuş. 9 gol 9 asist. Bayağı iyi. 18 gole direkt katkı. Yedek santroforumuz 6 gol atmış. Sol kanattan da 4 gol katkısı alabilmişiz. Yani ilk sezon için okey ama şampiyonluk gelseydi tabii ki daha iyi olacaktı. Ama sanırım ikinci de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Gitmiyor galiba ya. Sanırım Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Olsun, sağlık olsun. Ofisten oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman De Jong'la Paşa gol krallığını paylaşmışlar. Asist kralı Berguiz olmuş Ajax'tan. Gol yemeyen maçta da Ajax'ın kalecisi Rulli en üst sırada. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok. Asist kralımız da yok. Gol yemeyen maç zaten yok. Aynı şekilde Avrupa'dan da elimiz boş dönmüşüz. Kadromuz bu şekilde. Önümüzdeki sezon bir stoper, bir kaleci, belki bir sol kanat ve bir orta saha takviyesi yapabilirsek yaparız. Ondan sonra da kadromuz iyi bir hale gelir diye düşünüyorum. En azından Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir kadroya geliriz. Çünkü hepsi hemen hemen 80'in üstüne çıkmak üzere. Önümüzdeki sezona bir gidelim. Transfer bütçemize bakalım. Ardından o transfer bütçesiyle neler yapabiliriz onu değerlendirelim. Yeni sezonda 65 milyon euroluk dev bir bütçemiz var. Sol kanat bölgesi için Alejandro Garnacho'yu takımımıza katıyoruz. Yine genç bir isime yöneldik. Ön eleme turumuz varmış. Ön eleme turundan önce sadece Alejandro Garnacho takviyesi yaptık. Sizlere de gösterdim zaten. Kalecimizi sattım. Bir kaleci takviyesi gerekiyor. Onun dışında belki bir stoper takviyesi yapabiliriz. Çünkü bu abimiz 32 yaşında. Bunu yedeğe çekeriz. Daha sağlam, dinamik bir genç oyuncu katabiliriz kadromuza.
savunma bölgesine. Onun dışında iyi gözüküyoruz. Orta sahada anlamlandıramadığım bir mutsuzluk var. Geçen seneden beri düzenli ilk 11 oynayan bir ikilinin mutsuz olması garip geldi bana. Onun dışında iyi gözüküyoruz. Ön eleme turunu geçtikten sonra da 51 milyon euromuzu verimli bir şekilde kullanacağız. İlk maçı sizinle birlikte simüle edelim. Rakip Brøndby gibi bir takımdı. Aynen. Brøndby. Rakip takım hakkında çok bir bilgi sahibi değilim ama eleriz diye düşünüyorum. Hızlı simüle ediyorum. İlk maç evimizde 3-0. Garnacho, Paşao 3-0. Temiz bir skor. Beşiktaş'ta Genk'i 1-0'la geçmiş bu arada ön elemede. 3-0'ın rövanşında ikinci maçta rahat bir şekilde geçip devam edeceğiz diye düşünüyorum yolumuza. Hızlı simüle ediyorum. Ve 2-0 toplam skorda 5-0'la geçiyoruz. Garnacho fark ettiğiniz üzere 2 maçta da gol attı. İkinci transferimizi tutmuş gibi gözüküyor daha şimdiden. Bir eleme maçımız daha varmış ve rakip bu sefer birazcık daha dişli. Lille oynayacağız. Kadroları bu şekilde. El Musrati Lille'de. Santra diyelim. Bizim kadromuzda bir değişiklik yok. Henüz bir takviye yapamadım. İkinci maç hemen geldi. Hızlı simüle edeceğiz. Takımımıza güveneceğiz. Deplasmandayız. 3-3. 3-3 güzel bir skor. Evet, deplasman için gayet iyi bir skor. Evimize takviyelerimizi yapmış bir şekilde geleceğiz derken Trabzon'da Kopenhagen'ı 2-1 ile geçmiş. İkinci maça geldik ve kadroda yine bir takviyemiz yok. Henüz transferleri tamamlayamadım. Bu arada ek bilgi, arada genç oyuncuları kiralık olarak yolluyorum. Onları size göstermiyordum. Böyle söylemek istedim. Çünkü çok da etki eden bir durum olmuyor şu anlık. Onlar geri geldikleri zaman onları satıp para elde etmeye çalışacağız. 3-3'ün rövanşında kendi evimizdeyiz. Rakip Lille. Oyuncularıma güveniyorum. Garnacho'ya özellikle çok güveniyorum. Bu maçta adından tüm Avrupa'ya söz edecektir diye düşünüyorum ve hızlı simüle ediyorum. 4-2 penaltılarla çok geç ayıktım onu. Güzel oldu. Güzel oldu. Penaltıların hiçbirini kaçırmamışız. Garnacho'ya penaltı gelmemiş ama normal zamanda da Garnacho golünü atamamış. Olsun, Garnacho hatta erken çıkmış sanırım. Aynen, 83'te çıkmış. Güzel. 4'te 4 yapmışız penaltıda. 2 penaltı kaçırmışlar ve üst tura çıkmışız. Üst turda herhalde buradan sonra gruplar oluyor diye düşünüyorum. Güzel. Artık takviyeleri bir an önce yapmamız gerekiyor. Ben inanılmaz büyük bir hata yaptım. Daha önce hiçbir rebuild videomda böyle bir hata yapmamıştım. Ben Lille maçına bakarak devam ettiğim için hala transfer sezonu açık sandım. Transfer sezonu kapanmış. Biz çünkü Ekim ayındayız. Ocak ayında açılıyor transfer ve bizim gerçekleşmeyen ama parasını ödediğimiz bir transferimiz var. O da Antonio Rüdiger. Evet. Kötü oldu şu an bir takviye yapamıyor oluşumuz. Bu garip bir rebuild olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Kadromuz bu şekilde, sadece Garnacho takviyesi yapmış olduk bu sezon. Ara transferde bir Rüdiger gelecek, bir de potansiyel genç bir kaleci almayı planlıyorum. Bu sezon için bütün Feyenoord taraftarından özür diliyorum ve ara transfer dönemine ilerliyorum. Ara transfer dönemi ilerlemeden size Şampiyonlar Ligi grubumuzu göstereyim. Leverkusen, Manchester City ve Dinamo Kiev grubu var. Şu gruba baktığım zaman bize Avrupa yolunun gözüktüğünü düşünüyorum. Hayırlısı diyelim ve sezon sonuna değil devre arasına geçip gelelim hemen. Ara transfer dönemine geldik. Bakalım kadromuz neler yapmış. Rüdiger takıma katılmıştır diye düşünüyorum. 2 Ocağa geldim bilerek. Şöyle kadroya girdiğim zaman yalnız Hanko 83'e yükselmiş. Hartman artmış. Garnacho, Jimenez, orta sahamız yükselmiş. Güzel bir yükseliş var. Bu yükselişi beğendim. Rüdiger'i hemen ekleyelim kadroya. Güzel. Bir kaleci aldım. Zaman bu kadro güzel işler yapar diye düşünüyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık inanılmaz merak ediyorum. Merkez puan durumu, ligde ikinciyiz ama 3 puan fark var. Bu sefer PSV lider. Bir biz lider olamadık. Bilmiyorum ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Orange Baker'da ne yapmışız? Çeyrek finalde eşleşmemizi gerçekleştirmişiz. Bir üst tura çıkmayı umuyoruz orada da. Şampiyonlar Ligi dedik, korkarak tıkladım ve evet yokuz. Avrupa'ya gitmiş olalım. Güzel. Avrupa'ya gitmişiz. Leverkusen'i bir maç yenseydik bu arada gidermişiz son 16'ya ama olsun. Avrupa daha iyi bizim için. Avrupa Ligi'ni kazanırız diye düşünüyorum. Lazio ile eşleşmişiz. Napoli ile eşleşen bir Beşiktaş görüyorum. Sparta Praha, Real Madrid ile eşleşmiş. İnanılmaz eşleşmelerin olduğu bir Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. Bakalım neler olacak. Ama neler olacağına bakmadan önce size bir bütçemizi göstereyim. 10 milyon euro bir bütçemiz var. Bu 10 milyon euro ile de bir tane kaleci almaya çalışacağız. Caprili kadromuza katıyoruz. Kendisi genç ve potansiyelli bir kaleci. Üstelik para ödemeden yedek sol kanadımızı vererek getirdik. O yüzden gayet iyi bir transfer olarak bakıyorum. Kadromuz bu şekilde iyi oldu bence. Caprili de getirdik. 76 reytingi var. Potansiyeli de yüksek. Potansiyeline ulaşabilirse güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Savunumuz bayağı sağlamlaştı Rüdiger takviyesiyle birlikte. Orta sahamız genç ve dinamik. Hücum hattından da gayet memnunum. Belki Jimenez'i değiştirebiliriz eğer iyi bir teklif gelirse önümüzdeki sezon. Kalecimize takas yoluyla getirdiğimizi göstermek adına transfer geçmişinden şu şekilde gösterebilirim sizlere. Rüdiger için de 36 milyon euro ödedik. Avrupa Ligi'nde
elindeki maçları tek tek simüle etmemize gerek yok. O yüzden direkt olarak sezon sonuna gitme taraftarıyım. Haziran ayına gidiyoruz. Haziran ayında görüşürüz. Bakalım kadromuz Avrupa Ligi'ni kazanabilecek mi? Sezon sonuna geldik. Kadromuz neler yaptı çok merak ediyorum. Hiç de bakmadım simülasyon ekranına. Şöyle bir kadroya gelelim. Jimenez 84'e ulaşmış. Paşa yükselmiş. Orta sahamız bir artık yükselmiş. Savunma çok sağlam gözüküyor. Capril bir rating yükselmiş. Daha iyi bir performans bekliyordum ama olsun. Ara transferde katıldı aramıza. Sıkıntı yok. Merkez puan durumu yine şampiyon olamamışız. Yine... İnanılmaz. Yine bir maçtan gitmiş ya. Gerçekten inanılmaz. Orange Baker'ı kazanmış mıyız? Orange Baker'ı da kazanamamışız. Bakalım en çok gol atan takım biz miyiz? Bu sefer orada da yokuz. Yalnız en çok gol atan takım veya en az gol yiyen takım da değiliz. Bu sezon ligde baya kötü gitmişiz. Umarım aynı performansı Avrupa Ligi'nde göstermemişizdir. Finalde yokuz. Yarı finalde hiç yokuz. Çeyrek finalde de yokuz. Son 16'da da yokuz. Lazio bizi 7-1 geçmiş. Biz... İnanılmazız. Konferans ligini kim kazanmış? PSV kazanmış. Bizim ligimizden, Hollanda liginden bir takım. Ve finali de Bayern Dortmund finali olmuş ve Bayern kazanmış. İlginç. İstatistiklere baktığımız zaman Jimenez 23 gol 4 asistle oynamış. Paşa 18 gol 4 asist. Orta sahadan Timber 12 gol 10 asist. Bayağı iyi. Garnacho 12 gol 7 asist. Yine bir transferimiz başarılı. Buradan onu anlıyoruz. Yedek santroforumuz 11 gol 1 asist. Gayet iyi 19 maçta. Grafenberg 5 gol 9 asist. Güzeliz. Sol bekimiz 3 gol 2 asistle oynamış ve libero oyuncumuz, merkezi defans, orta oyuncumuz 2 gol 4 asist oynamış. Bu oyuncuyla ayrılma vakti geldi diye düşünüyorum. Şöyle şimdiden transfer listesine ekleyeyim kendisini. Önümüzdeki sezon kadroda da düşünmüyorum çünkü. Sadece ligdeki gol krallıklarına bakacağım. Ligde gol kralımız yok. Asist kralımız da yok. Gol yemen maçta da yokuz. Kaleci değiştirdik zaten. Olmamamız normal. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezonun başına geçelim bir bütçemize bakalım. Yeni sezonda yine bütçemiz artmış. Bütçemizin sürekli üstüne koyuyor yönetim ve 74 milyon euroluk bir bütçeye sahibiz. Bu bütçeyle artık bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Yani en azından ligi kazanmamız gerekiyor. Savunma hattımızdan inanılmaz memnunum. Capril'in yükselmesi gerekiyor. Weaver'ı değiştireceğiz. Onun dışında da bir takviye yapar mıyız sanmıyorum. Bizim bütçemiz 70 küsür milyondu değil mi? Şimdi tekrar bakın. 215 milyon euro. Jimenez'i 106 milyon euroya Inter'e, Weaver'ı da 43 milyon euroya Manchester United'a sattık. Ardından da Trauner isimli stoper abimizi 8 milyon euroya Valencia'ya sattık. Onu da şöyle görebilirsiniz yani bir hile hurda yok. Parayı emeğimizle kazandık. Yalnız bu para çok iyi bir para. Bu parayı güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Paramızın 4'te 1'lik bölümüyle Joshua Kimmich'i kadromuza katıyoruz. Gerçekten çok sağlam bir transferle başladık. Gol sıkıntımızı çözecek, bize kupalar kazandıracak ismi açıklıyorum. İşte gördüğünüz üzere karşınızda Lautaro Martinez. Geçen maç kaçırdığı penaltıyı unutun. Yönetim biz kupa istiyoruz dedi. Ben de dedim ki gidin Bernardo Silva'yı getirin. Onlar da yaptılar. Bernardo Silva hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonda inanılmaz bir kadromuz var. Başarıya ulaşacak kadro bu kadro. Orta sahadaki iki yetiştirdiğimiz oyuncuyu yüksek bedellere satıp Kimmich ve Bernardo Silva gibi yıldız oyuncuları getirdik. Ardından Jimenez'i Real Madrid'e satıp Lautaro Martinez'i de kadromuza kattık. Bernardo'yu da gördüğünüz üzere 79 milyon euroya getirdik. Timber'ı 98'e sattık. Ardından iki oyuncuyu kiraladık. Kiralık olarak yolladık. Jimenez'i ve aşağıdaki oyuncuları da zaten biliyordunuz. Onları size göstermiştim. O zaman artık bu kadroyla başarıya nasıl ulaşacağımızı hep birlikte izleyip göreceğiz. Ön elemede Midland'la oynayacakmışız. Yani gelsinler hiç problem yok. Lık lık eleriz diye düşünüyorum. İlk maç evimizdeyiz. Kondisyonlar full. Midland'ı eleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani avantajlı bir şekilde döneriz diye umuyordum ama Aral Şemşir'in golüyle 1-1. Grafenberg atmış. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadro elenemez. Bu kadro başarısız olamaz. Bunu kabul edemem. İkinci maçta Midland'ın kadrosu bu şekilde. Aral Şemşir oynuyor yine. Bakalım bu turu geçebilecek miyiz? Bu turu geçememek gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olur. Hızlı simüle et dedim. Ve 2-1 ile geçtik. Lautaro ve Ayase atmış. Ayase kim hiçbir fikrim yok. Ve gameplay'im çıkmış bakamıyorum da. Ayase bizdeki 9 numara. Sol kanadımız sanırım. Sağ kanadımız çok özür diliyorum. Ayase onu bir kontrol edelim. Bir yanlışlık olmasın. Ayase bizim yedek santroforumuz. Sağ kanadımız Paşao'ydu. Paşao'nun ilk ismi Ayase sandım da değilmiş. Yedek santroforumuz oynamış. Japon abimiz. Olsun güzel gol attı. Takdirde oynamasında bir sakınca yok. İkinci eleme maçımızda rakibimiz Rapid Wien. Rapid Wien'i de artık eleriz diye düşünüyorum. Bu kadro gazını aldı. Galibiyet serisine devam eder diye düşündüm. Lautaro 1-0 güzel. En azından gol yemeden kazanmış olduk. Bu da iyi bir şey. Ama daha çok gole ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacağız. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. Avantajlıydık. Hızlı simülat dedik. Bu maçta 1-0 kazandık. Lautaro 2 maç 2 gol gayet iyi. Gol yeme maçta çıkartıyoruz 2 tane. Mükemmel ilerliyoruz. Ama daha fazla gole hala ihtiyacımız var. Daha doğrusu daha fazla gollü galibiyetlere. Size Şampiyonlar Ligi grubumuzu gösterecektim ama o sıra ligi gördüm. Lig şu an hiç iyi gitmiyor. Umarım toparlarlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzda inanılmaz bir takım var. Bir saniye grubumuz burada gözükmüyor. Şöyle ilerleyelim birazcık daha. Grubumuz çok iyi. Grubumuzda
bir Türk takımı var. Az önce görmüş olabilirsiniz. Evet. Newcastle United, Fenerbahçe ve Celtic. Bu gruptan lider olarak çıkmayı umuyoruz. Bakalım neler olacak? Gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçeli gruptan çıkabilecek miyiz? Bunu göreceğiz birazdan. Ofis diyorum, takvim diyorum ve ara transfer dönemine geçiyorum. Bakalım kadromuz neler yapacak? Ara transfer dönemine geldik. Takvimden çıkıyorum ve neler yaptığımızı gerçekten çok merak ediyorum. Hızlıca bakmak istiyorum. Lautaro Martinez 91'e yükselmiş. Paşao ve Garnacho 83. Grafenberg yükselmiş. Orta sahamız sağlam gözüküyor. Savunma attığımız da çok iyi. Capril birazcık yavaş gelişiyor. Bu sezonda olmazsa daha tecrübeli bir kaleci getireceğiz. Merkez dedik. Puan durumu dedik. Ligde lideriz. Çok güzel. Bir puan farkla lideriz. Umarım bunu koruyabiliriz. Orange Baker'da kiminle eşleşmişiz? Twente ile eşleşmişiz. Orange Baker'da kazanırsak mükemmel olur. Ve Şampiyonlar Ligi çok korkuyorum. Güzel. Gruptan çıkmışız ve Juventus'la eşleşmişiz. Eşleşme de aslında çok da zor bir eşleşme değil. Grubumuzdan ikinci olarak çıkmışız. Newcastle namağlup bir şekilde lider çıkmış. Newcastle kiminle eşleşmiş? Dortmund'la eşleşmiş. Geçen sezonun finalisti. Yani onlar için kötü olmuş. Ama Juventus güzel bir eşleşme oldu. Ya kadromuza baktığımız zaman bu sezon olacak gibi hissediyorum ama ne olacak bilmiyorum tabii ki. Ofisten şöyle ilk maçımıza doğru ilerleyelim. Juventus maçına doğru. O sırada maçları bu sefer birlikte mi izleyelim? Yok ya, birlikte izlemeyelim. Ben de telefona bakayım. Bize de sürpriz olsun. Juventus'un kadrosu bu şekilde. Osimhen'i getirmişler. Üçlü oynuyorlar ve üçlü defansın ortasında Virgil van Dijk var. Kadroları iyi gözüküyor. Umarım geçebiliriz. Santra diyelim. Bizim de kadromuz çok iyi çünkü. Bir tek kalecimiz birazcık korkutuyor beni ama Lautaro Juventus'un üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Hızlı simülat diyoruz. Haydi beyler. Haydi beyler, hayır ya. Biz kazandık sandım. Olmadı ya. 1-0 kötü oldu ama dönmeyecek bir skor değil. 1-0'dan geri dönebiliriz. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir skor değil. Maç günü diyoruz. İkinci maça geldik. Maç öncesi raporu. Vlahovic takviyesi görüyorum rakibimizde. Onun dışında da Van Dijk'ı üçlü defansın sağına çekmişler. Bizim kadromuz aynı. Kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz derken Lautaro Martinez kırmızı kart yemiş. Ve yedeği 75 ratingli Ueda. Yani bu tur birazcık sıkıntı olacak bizim için sanırım. Ama hayırlısı diyoruz. Ueda'ya güveniyoruz ve hızlı simülat diyoruz. Tamam diyoruz. Haydi beyler, güveniyorum size. Haydi beyler, güveniyorum size. 3-0. Bernardo, Gerturida ve Joshua Kimmich. Uf, hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Martinez'siz kesin yeniliriz diyordum. Uf. Çok iyi oldu bu. Çok rahatladım. İnanılmaz iyi oldu bu. Bir üst turdaki rakibimizi görmek için şöyle takvimde birazcık ilerledim. Bakalım rakibimiz kim olacak? Merak ediyorum. Juventus'u elememiz bu arada çok iyi oldu. Lautaro'suz eleyebileceğimizi hiç düşünmüyordum bu arada. Ve rakip Barcelona. Ve bu sefer Hanko yok. İnanılmaz. Bu kırmızı karttan ne çektik ya böyle? Maç günü. Maç öncesi raporu. Lewandowski oynuyor. Rafinha, Ferran Torres, Davies'i getirmişler. De Jong, Pedri, Lavia. Yalnız bir şey söyleyeyim. Kadroları çok iyiymiş ya. Bizi evet eleyebilirler. Şu an onu fark ettim. Ve stoperimiz yok. Hanko'nun yedeği kim? Balon isimli 74 ratingli bir stoper. Bir şey ratingli MDO oynamasın orada. Balon oynasın. Hızlı simülat. Haydi beyler. Güveniyorum size. 2-1 çok güzel. Paşa ve Kimi. Kimi 2 maçtır gol atıyor. Bak çok iyi bir performans bu. Davies atmış Barcelona'da. Güzel. 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 Sonraki maçta artık bütün oyuncularımı sahada görmek istiyorum. Şöyle ikinci maça geçelim. Orada bir kupa maçı var. Kupada da PSV'yi 3 atıyoruz. Mükemmeliz. Ve artık bir cezalımız yok. Sadece Rüdiger biraz yorgun ama ilk yarıyı tamamlar diye düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunda da savunmada bir değişiklik var. Hem de 3 tane birden. Martinez, Gvardiol ve Araujo. Araujo sol stoperdeydi sanırım. Sağ beke geçmiş. Gvardiol ve Martinez stoper ikilisi olarak tandemi oluşturmuşlar. Hızlı simülat diyeceğiz. Haydi beyler, güveniyorum sizi. 2-0. Alejandro Garnacho ve Paşao. Bu çok iyi oldu. Bir üst turdaki rakibimiz yalnız PSG Atletico'ya 7 atmış. PSG ile eşleşirsek elendik. İlk benden duyun. Neyse ki rakibimiz Roma oldu. Paris'le yüksek ihtimal finalde eşleşeceğiz. Bu turu geçebilirsek eğer. Kadromuzda eksik yedik yok. Rüdiger bir rating düştü. Rüdiger yapma be. En azından kupayı alana kadar yapma be. Roma'nın kadrosunda güzel isimler var evet. Dybala, Belotti, Pellegrini, De Bruyne ve beşli oynuyorlar. Yani garip bir maç olacak ama bize karşı 90 dakika oynayamazlar diye düşünüyordum diyecektim ama bizim kondisyonlar çok düşük ya. Bu maç çok ortada geçer. Bu maça söyleyeyim size KG var. Hızlı simülat. 2-1 mağlubuz. Lautaro atmış ama hem de 89'da atmış yani ucu ucuna. Zalewski ve Belotti atmış. Yarı finalin kapısını aralamış Roma ama bu maçta geri gelebiliriz. Ben inanıyorum takıma. Maç öncesi rapor dediğimiz zaman çok büyük bir eksik. Paulo Dybala'ları yok Roma'nın. Bu bizim için iyi olacak. Umarım turun anahtarını getirebilir Dybala'nın yokluğu. Santra diyoruz. Bizim kadromuz bu sefer eksiksiz ama kondisyon eksiğimiz var bu sefer. Yine bir eksik var ama olsun. Plana sadık kalırlarsa turu getiririz diye düşünüyorum. Hızlı simülat. Haydi beyler. Haydi beyler. 3-1. Kimler atmış? Paşao,
Ayase ve Garnacho. Ayase de o bizim Japon yedek santrafor. Çok iyiyiz. Finaldeyiz. Rakibimiz kim? Paris Saint Germain yüksek ihtimal, evet. İlk tur 4 atmışlar Bayern'e. Abartmışlar yani. Ofisten final maçına doğru ilerleyeceğiz ama final maçı daha belli değildi. Duralım burada. Bakalım. Evet. Ayın 5'ine doğru ilerleyelim. Umarım Hollanda Ligi'ni de kazanmışızdır. Takvimden çıkıyoruz. Final maçı öncesinde kadromuzu son olarak baktığımız zaman kondisyonlar full. Rüdiger daha fazla düşmemiş. Her şey çok iyi gözüküyor. Merkez dedik. Puan durumu dedik. Ligde ne yaptık çok merak ediyorum. Lige giriyorum. Bir ligde de şampiyonuz. Çok güzel. Çok güzel. Çifte kupa mı geliyor? En çok gol atan takım olamamışız ama en az gol yiyen takım ortak da olamamışız. En az golü Vitesse yemiş. Olsun, hiç sıkıntı yok. Orange Baker almış mıyız? Onu da almışız. 3'te 3 mi geliyor? İnanılmaz. Finalde PSV'yi yemiş. O 3-0'lık gördüğümüz maç PSV maçıymış. Çok iyi oldu bu. İnanılmaz rahatladım. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Milan. Ajax'a karşı. Yine bir Hollanda takımı. Konferans Ligi'ni Tottenham Real Betis'e karşı kazanmış. Güzel. İstatistiklere bakalım. Kadro merkezi. İstatistikler: Lautaro Martinez 27 gol 6 asist, Bernardo Silva 16 gol 9 asist, Grafenberg 16 gol 14 asist, Paşao 16 gol 12 asist. İnanılmaz performanslar. Garnacho 15 gol 3 asist, Kimi 5 gol 6 asist. Mükemmeliz ya. Bütün transferlerimiz çok güzel performanslar göstermiş. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı çıkartamamışız. Lautaro Martinez hat-trick yaparsa ve Simons gol atamazsa gol kralı bizden çıkar. Asist kralında da Grafenberg'in 2 asiste ihtiyacı var. Gol yemeyen maçta Kapril en üst sırada. Çok iyi. Ligde gol kralı çıkartamamışız. Asist kralı da çıkartamamışız. Gol yemeyen maçta da yokuz. Orange Baker'da gol yemeyen maçta yine yokuz. Asiste de yokuz. Gol krallığında varız Grafenberg. Güzel. Kötü değil. Kötü değil. Artık final maçına geçebiliriz. Oradan da videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Buraya kadar izleyenler de abone olup like atarsa çok sevinirim. Maç öncesi raporu dediğimiz zaman Mbappe, Xavi Simons ve Osmane Dembele üçlüsü var ileride. Orta sahada tanıdık bir isim Hakan Çalhanoğlu, Bruno Fernandes ve Frattesi var. Savunmada Saliba, White, Lucas Hernandez ve Antonio Silva. Kalede de Donnarumma var. Gerçekten iyi bir kadroları var. Genç ve dinamik. Orta sahaları hariç. Bizim kadromuzda bir değişiklik yok. Bildiğin üzere maç yap diyelim ve artık o Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkalım. İşte kupayı görüyorsunuz. Stadı görüyorsunuz. Zemin çok iyi. Maç öncesi taraftarları, Paris Saint Germain'li taraftarları görüyorsunuz. Luis Enrique'yi gördük. Mbappe gol atıyor. Ben bu olayı hiç sevmiyorum. Bak her FIFA videomda söylüyorum. Maç öncesi oynanmış gibi bir şey gösterilmesi çok saçma. Son 90 dakika Kylian Mbappe'nin santrasıyla başladı. Son 90 dakika diyorum ama belki de uzatmalara gidecek, bilemiyoruz. Garnacho en yukarıyı görecek ama offside'dı zaten. Çok geç düşündüm orayı ya. Garnacho ama kaptı topu. Ama kaptı topu Garnacho. İçeride Lautaro var. Garnacho kendi vurdu, attı. Alejandro Garnacho. Mükemmel bir gol. Adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya attı bu golü. Mükemmel bir gol. Bu golü bir kez daha izlemek istiyorum. Garnacho orada Saliba sanırım baskı sonucu hata yaptı. Garnacho dar açıdan mükemmel bir gol. Bruno Fernandes. Kapalı mı orada? Kapamadık. Kapamadık orada. Ve Mbappe. Yani çok kötü bir açıdan güzel bir gol. Mbappe olduğu için gol oluyor böyle şeyler. Kontrol ediyor. Açı çok dar. Kaleci onu tutması lazımdı ya, Kapril. Kimi de kapamadı. Orada müdahalelerimiz yetersiz kalıyor. Ama orada avantaj devam etti. Hayır! Ya top bizde sanıp yuvarlığa bastım, penaltı oldu. Yani inanılmaz saçma sapan bir şey ya. Gerçekten saçma sapan bir penaltı. Diğer türlü de sarı kart. Kylian Mbappe topun gerisinde. Kalede Kapril dikkatli. Kapril ters köşe. Saçma sapan bir penaltı ya. 44. dakika bitmek üzere. Artık uzatma süresi verilecek. Artı kaç? Bir saniye, Garnacho'nun önü boş. Ya Garnacho çok yavaş hızlanıyor ya. Hızlanması çok düşük bir oyuncu. Santra'yı yaptık. İkinci araya başladık. Kimi? Ben White. Kimi? Kapamadı topu. Mbappe koşuyor. Koşmasın. Orada kapamadık topu da. Dembele'nin ayağına yapıştı adeta top ama Hanku çok büyük hatalı pas. Çıkarken yapılan hatalı pas. Kaleci nasıl uçtu gördünüz değil mi? Momentum diye bir şey gerçekten var bu oyunda. Ağlıyorum değil mi? Ya ama o topu yani yememesi lazım. Ya şu tam büyük bir pas hatası yaptık ama bak kalecinin ellerine iyi bakın. Kollarını da uzatmıyor. Dirsekleri kırılı bak. Kollarını uzatsa çıkartacak topu. E bizim de momentumumuz var dedi. Baksana adam nasıl yetişiyor ya. Lautaro döndü. Lautaro hayır. Yuuu. Top kaptırdı Paris Saint Germain. Paşa offside mi var? Offside yok.
Paşa indi çizgiye. Lautaro hayır. Bir daha yuh. Bu nasıl kaçar ya? Çevirdi, dokundun ve bomboş ya, inanılmaz. Dembele. Dembele çok gereksiz hızlı ya. Hakan 4-1. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Momentum dakikaları bitmemişti bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Arnaço. Grafenberg. Lautaro'ya çok güzel pas. Lautaro yaz bunu. Yaz bunu. Lautaro Martinez. Git al oğlum topu. Git al oğlum topu. Topu ver. Tamam topu alamadık ama sevinmeye de gerek yok. 4-2, 2 gole daha ihtiyacımız var. Dakika 60. Yarım saatte 2 gol. Yapabiliriz. 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 Ben güveniyorum takıma. Antonio Silva orada ne yaptı öyle? Bir daha yapsan ondan. Şöyle bıraktı. Garnacho'nun önüne. Garnacho bomboş. Gidiyor. Garnacho. Garnacho hayır Donnarumma. Bu kadar net bir pozisyonu kaçırma şansımız yoktu ve biz kaçırdık. Orada da kapamadık. Dembele. Mbappe ile oynadı. Mbappe tamam, kaleciyi biraz açtım. Direkt dışarı attı. Çok iyi oldu. Taro. Taro döndü. Grafenberg. Sen de yukarı ver. Garnacho. Mazrui girmiş oyuna. Ben White vardı orada. Sağ bekte. Tamam bizde top. Lautaro, Garnacho. Verdi Lautaro'ya. Bu ne ya? Bu hangi Lautaro? Bu şut ne ya? Penaltısı gibi attı topu. Lucas Hernandez, bir gole ihtiyacımız var. Gertrude'a kaptık orada topu. Hiçbir şey yok da. Geri nasıl bu kadar hızlı aldılar ya? Skriniar'la oynadı. Skriniar. Alalım orada, aldık. Lautaro verdi Paşa'ya. Paşa bunu yaz oğlum. Paşa bunu yaz oğlum. Hayır Donnarumma. Olmuyor, atamıyoruz ya. Donnarumma devleşti. Paşa asistin var mı? Paşa açtı içeri. Rovaşata'ya kalktı orada. Kim? Rüdiger. Ama olmadı. Mbappe. Mbappe. Hiçbir şey yok ya. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Lafı hemen. Topun gerisinde iki isim var. Biri zıpladı. Ardından Mbappe. Ya hadi ya. Güzel bir finaldi. Gamepad'im çıktı. Ama şampiyon olmaya yetmiyor. Yorumlarda gelen istek üzerine Feyenoord Devil çektim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben videoyu çekerken keyif aldım. Finali de keşke kazanabilseydik ama olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yani 2'de 2 yapmıştık. Lig ve Genel Kupayı almıştık. Şampiyonlar Ligi'nde alsak iyi olurdu ama olmadı. Güzel bir performans gösterdik. Çok kaçırdık. Kaçırmasak belki de olurdu ama olmadı. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.